Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugün de gündemimiz oldukça yoğun olacak. İlk olarak hep birlikte bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanacağız. Hatırlarsak önceki videomuzda sözde Rum lider Nikos Anastasiadis Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşları Rum pasaportlarını ellerinden alacağız tehdidinde bulunmuştu. Ersin Tatar'dan Anastasiadis'in bu sözlerine gerçekten takdire şahitliyordu kayan çok güzel açıklamalar geldi. İsterseniz ilk konu başlığımızda Ersin Tatar'ın açıklamalarına yakından bir göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ziyareti sırasında Kapalı Maraş ile ilgili açılım kararını duyurması ile birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden Kıbrıs'ı Türklere yönelik tehdit açıklaması gelmişti. Türk medyasına konuk olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkleri tehdit eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiyadis'e cevap verdi. Ersin Tatar aynen şu ifadeleri kullandı. 1960 doğumluyum, 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti vardı. O zaman veriliyordu. Talebelik yıllarında belki pasaportu kullanmış olabilirim. Ondan sonra kullandığımı hatırlamam. Pasaportun nerede olduğunu dahi hatırlamam. İptal edecekmiş. Buyursun dünden iptal etsin. Benim bir itirazım yok. Bizim epey saydaki insanımız bu pasaportu neden aldı? Çünkü Avrupa Birliği içerisinde vizesi seyahat edebilir diye aldı. Veya İngiltere'ye de gidebiliyorlardı. Bazı aileler çocuklarını oraya gönderiyorlardı. Daha ekonomik okuyabilsinler diye bu pasaportlardan yararlanıyorlardı. Dolayısıyla o insanlık hakkıdır. Bizim siyasetimizde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak kurucularıdır Kıbrıs Türkleri. Onlar meseleyi alıp başka yerlere çekiyorlar. Herhalde bizim bu saatten sonra bir pasaport için burada ulusal çıkarlarımızın zarar görmesini asla kabul etmeyiz. Rumlar iptal ederlerse etsinler pasaportları diye önemli açıklamalarda bulundu Ersin Tatar. Yani değerli dostlar Rumların pasaport tehdidi de boşa çıktı. Gerçekten de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar çok güzel cevap vermiş. İptal ederlerse dünden etsinler. Hiç sıkıntı hiç problem yok demiş. Önemli bir açıklamaydı sizlerle paylaşmak istedim ve hemen akabinde ikinci konu başlığımızda da Yunanistan'a gideceğiz hep birlikte. Hatırlarsak değerli dostlar Türkiye Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Yunanistan'ın silahlandırmaması gereken adaları silahlandırdığı konusunda önemli bir mektup yazmıştı. İşte Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na göndermiş olduğu mektuba Yunan tarafından bir cevap geldi. İsterseniz ne cevap vermişler açıkçası ben de merak ediyorum. Hep birlikte bir öğrenelim. Değerli dostlar Mitni aynen Yunan medyasında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan medyası Yunanistan'dan Türkiye'nin iddialarına ilişkin Birleşmiş Milletler'e mektup cevap diye başlık attı. Haberin detaylarında Ege ve Doğu Akdeniz adalarının askersizleştirilmesi rejimine Türkiye'nin tek taraflı itirazları ve bu rejimin Türk taraflarının teşebbüs ettiği Yunan egemenliği ile bağlantısı tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuki ve tarihsel olarak yanlıştır. Diplomatik kaynaklar bu nedenle Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e yazmış olduğu mektubu bütünüyle reddettiklerini söylüyor dedi Yunan medyası. Türkiye daimi temsilcisinin birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne gönderdiği ilgili mektupta yer alan tüm iddiaların da hukuken ve gerçekten mesnetsiz olmasının yanı sıra reddedildiğini de Yunan temsilciler vurguluyor. Ayrıca Yunan daimi temsilcisi Türklerin bu mektup ile hukuksuz ve kışkırtıcı davranışlarını giderek artırdığını altını çiziyor diye Yunan medyası haberini sonlandırıyor. Yani değerli dostlar gerçekten anlamıyorum. Hatta sinirlerime hakim olmalıyım diye düşünürken böyle bir cevap verilebilir mi Birleşmiş Milletler'e? Yani Birleşmiş Milletler'de büyük bir tiyatro oynanıyor ve biz de bunu izliyoruz. Gerçekten de adamlar Türkiye'nin onlarca sayfa göndermiş olduğu mektuba bunlar yalan işte Türkiye kışkırtıcı eylemlerde bulunuyor diye kısaca bir cevap veriyorlar. Ben açıkçası bundan sonra Birleşmiş Milletler ne diyecek merakla bekleyeceğim. Hadi bakalım Birleşmiş Milletler gerçekten de kendi söyledikleri gibi tarafsız mı? Yunanistan'ın bu açıklamalarına Birleşmiş Milletler acaba ne diyecek? Yahu arkadaş gerçekten anlamıyorum. Yani koskoca Birleşmiş Milletlersiniz ve koskoca iki tane anlaşmayla Yunanistan'a demişsiniz ki sen o adaları silahlandıramazsın hatta oraya asker dahi yerleştiremezsin. Neyini anlamıyorsunuz? Koskoca iki tane anlaşma gerçekten de değerli dostlar çok ama çok ilginç gelişmeler yaşanmakta. Söz konusu Türkiye olunca bakalım Birleşmiş Milletler. Doğru bir karar, objektif bir karar verecek mi? Hep birlikte merakla bekleyeceğiz. Fakat Yunan tarafından gelen cevaplar oldukça komik sizlerle paylaşmak istedim. Son günlerde her ne kadar Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, akabinde de Kıbrıs'ta yaşanılan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışsam da aslında Karabağ'da da oldukça hareketli günler yaşanmakta. Değerli dostlar 3. konu başlığımızda hep birlikte bir Karabağ'ın Kelbecer bölgesine uzanacağız. Kelbecer bölgesinde aslında sizlere 2-3 ay önce bir başka haberini daha aktarmış, Gizemli Türk İHA var ve Elektronik Harp Sistemi Ermeni dronlarını düşürmeye tüm hızıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde Karabağ-Kelbecer sınır hattından gelen haberlere göre bilinemeyen bir Türk silahı Ermeni dronlarını düşürmeye devam ediyor ve gerçekten düşen Ermeni dronlarının sayısı da artık saymakla bitmiyor. İsterseniz bu gurur verici haberimizin detaylarına yakından bir göz atalım. Azerbaycan ile Ermenistan sınır hattında Erivan yönetiminin provokasyonları nedeniyle büyük kriz devam etmekte. Sabah saatte yaşanan saldırıların ardından Rus basını bir açıklama yapmıştı. Rus basınının yapmış olduğu açıklamada Kelbecer bölgesinde 3 Ermeni askerinin öldürüldüğü bildirilirken çokça Ermeni İHA'sının düşürüldüğü belirtilmişti. Karabağ sınır bölgelerinde görev yapan Azerbaycan askerleri Türk üretimi bazı elektronik harp ve anti dron sistemlerini kullanmaktalar. Yine Rus medyasının belirttiği üzere Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan sınırına yakın Kelbecer bölgesinde bugün sabah saatlerinde Ermeni güçlerine ait Gripon 12 IHA düşürdüğünü duyurmuştu. Hatta geçtiğimiz aylarda da bu İHA'dan bir tane daha düşürmüştü. Kısacası değerli dostlar Türkiye'nin Azerbaycan'a vermiş olduğu elektronik harp ve anti dron sistemi silahı artık o kadar etkili çalışıyor ki Ermenilerin düşen İHA'larının sayısı emin olun bilinmemekte. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'da gelişen Türk savunma sanayinin meyvelerini Karabağ'da oldukça yemekte. Gerçekten çok ama çok güzel gelişmelerdi. Değerli dostlar sosyal medyada Karabağ Kelbecer bölgesini yakından takip etmek ve sadece sizlerle düşen bir tane Ermeni İHA'sını paylaştım. Sosyal medyada artık o kadar çok düşürülen Ermeni İHA sistemi var ki gerçekten şaşarsınız. Yani size şöyle özetleyeyim. Ailenizle ya da tek başınıza Karabağ'a gittiniz. Bir doğa yürüyüşü ne bileyim böyle tarihi yerleri gezelim diye bir gezi planladınız Karabağ'da. Gerçekten de özellikle de Kelbecer bölgesine eğer ki geçişiniz varsa. Ayağınıza her an bir Azerbaycan kuvvetleri tarafından düşürülmüş Ermeni İHA'sı takılabilir. Yani buradan Karabağ'a gidebilirsiniz olan veya Karabağ'da bulunan dostlarımızı uyarıyorum. Yürürken önünüze bakın mümkünse çünkü her an takılıp düşebilirsiniz. Önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Değerli dostlar dünya turumuz tüm hızıyla devam etmekte. Dördüncü konu başlığımızda hep birlikte bir Rusya'ya uzanacağız. Rusya'dan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un açıklamalarına gideceğiz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den bazı isimler Rusya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanırsa Türkiye'de Kırım'daki Rus mevcudiyetini Rus varlığını tanır diye yorumlarda bulunmuş. İşte bu gelişmeler Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'a aynen soruldu. Türkiye Kırım'ı tanırsa siz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanır mısınız denildi. Haberimizin detayları şu an sizlerle. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'a Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'ı tanıması halinde Türkiye'nin de Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanıyabileceği şeklindeki yorumlar soruldu. Peskov soru karşısında her şeyden önce Türkiye'den gelen bu açıklamalar Ankara'nın resmi görüşünü yansıtmamaktadır. İkinci olaraktansa Rusya'nın bölgeleri asla hiçbir pazarlığın konusu olamazlar ve olmayacaklar. Bu tamamen ihtimal dışıdır dedi. Dimitri Peskov'un bu cevabı vermesinden sonra Rusça haber sitesi Lentaru'da açıklamalarında Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'ı tanıyabileceği belirtilmekte ve bu olasılığın Kuzey ve Güney diye birleşmiş bir Kıbrıs'ın NATO üyesi olabileceği bunun da Rusya'nın menfaatlerine uygun olmayacağı şeklinde açıklanmakta. Gerçekten de çok ilginç bir haberdi. Fakat benim görüşlerimi soracak olursanız bu konuya ilişkin. Türkiye eğer ki Kırım'ı Rusya'nın toprağı olarak tanırsa bana kalırsa o kadar ama o kadar büyük bir hata yapmış olur ki inanın bu hatanın geri dönüşü dahi olmaz. Kıbrıs'ı tanıyacak diye biz niye Kırım'ı tanıyalım? Bana çok ama çok saçma geldi bu görüş. Açıkçası ben şu anki Kıbrıs'ın halinden yani genel olarak memnunum aslında. Tabi ufak tefek sıkıntılar mevcut. Fakat Rusya Kıbrıs'ı tanısa bize ne katacak? Fakat biz Kırım'ı Rusya'nın toprağı olarak tanırsak gerçekten bizden götürüsü oldukça fazla olan bir adımı atmış oluruz. Bu konuda çok ama çok dikkatli olmalıyız. Kırım nasıl ki Ruslar için bir pazar pazarlık konusu olmuyorsa Türkiye için de bir pazarlık konusu değildir. En azından benim bu konuda görüşlerim bu şekilde. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz değerli dostlar. Dünya turumuzun sonuna doğru yaklaşırken 5. konu başlığımızda hep birlikte bir Japonya medyasına uzanacağız. Uzunca bir süredir özlemişsinizdir. Türk siyalan ilişkin haberleri sizlere aktarmıyordum. İşte bu konu başlığımızda Japonya'dan gelen Türkiye'nin siyaları Amerika Birleşik Devletleri için zor seçimler yaratıyor açıklamasına uzanacağız. Önemli bir bir haber mevcut. İsterseniz detaylara yakından bir göz atalım. Yerli ve milli silahlı insansız hava araçları dünya gündemindeki yerini korumakta. Çeşitli medya kuruluşları tarafından dünyaya duyurulan siyalar son olarak Japon basınının dikkatini çekti. Japon basınının haberinde nüfuzlu ve iddialı Türkiye ABD için zor seçimler yaratıyor denildi. Mühendis Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin İHA ve SİHA programının arkasındaki lider akıl olduğu vurgulanırken haberde Türk siyaları ister doğrudan Ankara tarafından kullanılsın ister müttefiklere sağ alansın. Son bölgesel çatışmalarda sonucu değiştirdi ve dünya çapındaki askeri uzmanların ilgisini çekiyor denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin güvenliği artık sınırlarımızda değil tehditlerin olduğu her yerde başlıyor şeklindeki ifadesi anımsatılarak Türkiye'nin askeri nüfusunun ve bunu kullanma isteğinin ABD'de endişelere yol açtığının altı çizildi. Birçok kongre üyesinin Başkan Joe Biden'a Ankara'nın eylemlerini engelleme çağrısında bulunduğu Japon medyası tarafından aktarıldı. Vay be gerçekten de yani değerli dostlar artık o kadar gururlandım ki. Japonlar deyince aklımıza hep birlikte ne gelir? Hani bize çocukluktan beri Japonlar teknolojide liderdir. İşte çok iyi teknoloji üretirler falan derlerdi Japonlar hakkında. Fakat artık 21. yüzyılda Japonlar bile gelişen Türk teknolojisinin ürünlerini böyle kendi basınlarında haberlerde yer veriyorlar. Ne kadar gururlansak gerçekten azdır. Gururlanacağız, sevineceğiz fakat eskisinden daha fazla çalışacağız. Bu da bir gerçek. Tekrardan tüm mühendis ve teknik personele teşekkürler teşekkürlerimizi iletiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri konusuna gelecek olursak da Japonların da dediği gibi ABD inşallah gelişen Türk savunma sanayisiyle birlikte endişelenmeye, korkmaya, tırsmaya, çekinmeye artarak daha da devam edecek. Önemli ve çok gurur verici bir haberdi. Son olarak sizlerle paylaşmak istedim. Evet değerli dostlar bugün gelişmeleri sizlere aktardım. Umarım haberlerimizi doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere de destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.